Murat Boz. Sabahları huysuz uyanıyor. Aa. Kırmızı eti günün her öğünü yiyebiliyor. Hayatını spora göre programlar. Kalacağı otellerde bile spor salonu var mı yok mu araştırır. Evet, şahit olduk. Şaka kaldırır, kendisiyle dans dalga geçebilir. Kendisiyle dans edebilir. Dengesizdir, tam bir balık burcudur, detaycıdır. Sezgileri aşırı kuvvetlidir. Hangi ay, hangi gün? 7 Mart. 7 Mart. Evet, benim de 12 Mart hocam, yakın sayı. Yakınız. Sayımız. Tahminlerinde yanılmaz. Kolay sinirlenmez ama sinirlendiğinde yanında durulmaması gerekir. Tam bir sinema hastasıdır. Lise döneminde okuldan kaçıp öğlen 12'den akşama kadar arda arda 2-3 filme gidermiş. Evet. Bu 3 film beraber oynayan yerde mi? Başka film, başka şey. Peki. Yok, yaş tutmuyordu. Gelmiyor, peki. Okey oynamayı sever. Bir huyu var. Diğerleri taşları dizmeden kesinlikle taşını dizmezmiş. Mümkün değil, evet. Evet, peki. Müjde. Dream TV'de çalışırken, ha buraya geldiğini yazmış. Sürekli zeytin yiyormuşsun. Evet. Futbola çok düşkünmüş. İkinci lig maçlarını bile izliyormuş. Gerçekten İzlerim, mi? Tabii. Hadi İkinci lig maçları. Evet, evet. Bütün maçları. Peki şu anda soruyorum. Ben ikinci lig fixtürünü yarısına kadar sayarım buradan. Ben Sen sayabilir misin? Ben maç izlemekten hoşlanıyorum. Ha, maç izlemekten. Bütün derdim o. Futbol maçı izlemeyi çok seviyorum. Şu anda ikinci ligde birinci takım Osmanlı Spor. Helal. İkinci takım Kayseri Spor. Helal. Üçüncü takım Alanya Spor değil. Antalya. İkinci ligde Alanya. İkinci mi şu anda? Hayır, Kayseri. Çık dışarıda artık bunu. Terbiyesiz terbiye. Benden iyi mi bileceksin? Kayseri'yi ikinciliğe yükseltin çabuk. Sinirlerim bozuldu. Bir de gevşek gevşek konuşuyor. Ben ciddi konuşuyorum yani. Hayır Alanya bak. Hayır Alanya. Hayır Kayseri. Alanya'ya gel. Alanya. Peki. Ortaokulda hoşlandığı bir çocuğun arkasından giderken elinde gazoz varmış. O gazozun kapağını saklıyormuş. Ha, yanlış tonlamışım ya. O gazozun kapağını saklıyormuş hala. Sende şöyle bir şey varmış. Geçmişte kullandığın bir masadaki çay bardağı, önemli bir andaki bir şey, bunu hepsini saklıyor musun? Doğru mu? Evet. Yani taşınmam o yüzden uzun sürüyor. Evet, taşınamadı bir türlü ya. Abi çok önemli. İnanılmaz şey. Yani. Bizim yani programa bir arkadaş gelmiş, hatırlıyor musunuz? Madonna'nın elbiseleri vardı. İşte James Bond'un çantası, Charlie Chaplin'in bastonu falan programda. O da öyle bak, bu bir aslında güzel bir takıntı. Şöyle güzel oluyor. Mesela şu an baskıda olmayan eski Galatasaray dergilerim var. Sen Galatasaraylı mısın? Evet. Galatasaraylısın. ama bir dakika, ikinci takımım Beşiktaş. Ben de Fenerbahçeliyim ama... Bir dakika. Hay. Bu konular uzamasın ya. Evet, gerçekten evet, takım muhabbetleri uzamasın. Biliç'e bayılıyorum diyecektim. Ha, çok güzel evet, adam abi. Tabii. Güzel adam ben yani gerçekten. Ve Biliç'i programımıza konuk etmek istiyoruz. Buradan da Beşiktaş spor kulübüne söyleyelim. Efendim, peki. Elit model look'a katılmış, birinci olmuşsun. Sonra yarışma bir daha da yapılmamış zaten. Öyle bir durum var. Evet. Benim genelde okuduğum okullar falan da kapandı. Yani öyle bir durum var. Ne oldu? Okuduğun okullar da kapandı. Ortaokulum kapandı. Lisem kapandı. Şu an yerinde rezidans var. Allah Allah. İki okulda okudum. Bir tanesi sınıf kapandı. Bayağı içinde beyaz. Lokal sınıf kapandı. Son program mı? Benim son program olabilir. <Allah. gülüyor> Geçen talk show'a gittik, kapandı. Bayağı yani sandalyeleri bizim gözümüzün önünde ters çevirip böyle koydular yani. Böyle... Siz buna anlamadınız mı? Niye gülünmedi buna? Buna niye gülünmedi? Mekan öyle kapandığını öyle anlarsın. Mekanda fazla uzun oturunca restoran sahibi yanındaki sandalyeyi ters çevirip koyar, suratına bakar. Kapattık diye. Kinasi Yurtsever, annesi demiş ki küçükken dışarıda bir şey olduğunda eve girip aynanın karşısında ağlayıp kendini izlermiş. Evet ya. Aynada izler, yani ağlarken kendimi izliyormuşum. Niye? Ben... Güzel ağlıyor muyum, kötü ağlıyor muyum? Bilmiyorum, oyunculuk o zaman mı başladı? Evet. Acaba? 1,5 yaşındayken televizyon sehpasının kapağı gözüne girmiş. Evde yürürken düşmüş, 2 yaşında kapının kolu gözüne girmiş. Hepsi bu gözüme girdi. Sol gözüme. Gerçekten. Evet. Dikiş var burada. Var mı hala? Vay vay.
Peki 14 yıl önce Beyaz Şam'ın skeçlerinde oynamışsın. Aa. Oynadın evet. Tilla. Tilla diye bir karakteri oynamıştım. Ya çok o kadar güzel şeyler ki bunlar bizim için. Son dönemde gelen oyuncuların, çok iyi oyuncuların çoğu bir dönem skeç arkadaşlığı yaptı. Ne kadar güzel bir şey. Mükemmel hareket yani. Muhteşem yani. Biz de oynadık beraber. Aynen. Tabii sen BKM'nin ilk zamanlarında. Evet. Kendine bir şey olduğunda en iyi 3 doktoru bulup 3 ay bir doktora gidip doktorların sağlamasını yaparmış. Ya doktorlar benden nefret ediyorlar. O kadar çok soru soruyorum ama gerçekten. Ki. Çok soru soruyorum doktorlara. Şey misin? Pimpirikli misin? Yok ya, yani ikna olmuyorum. Yani hasta olduğuna. Kardeşim bu ikna olmakla ilgili bir şey değil ki. Hissedersin hasta olduğunu ya. Bilmiyorum, böyle hızlı hızlı hemen böyle tamam şu falan gönderiyorlar ya. Ya bazen yapıyorlar. Evet. Yapıyorlar genelde. Öyle bir şey var. Bir dakika diyorum ben. Peki şu niye, bu niye, şu niye ya falan. Sen uzun uzun alsın. Sen tabii özel ilgilensin istiyorsun. Yok yani ikna etsin beni. Kız arkadaşıyla 8 yıldır birlikteymiş. Geçen yaz evlenme teklif etmiş. Tatil yöresinde bir yerdelermiş. Tam kalkmak üzereyken oldukları yere bir şey gelmiş. Allah'ım bunu mu kız arkadaşın nargile sanıp neden nargile söyledin diye sormuş. Cinasite aşkım o şampanya, sana evlenme teklifi çıktı. Marpuçsuz nargileye şampanya. Peki evlilik ne zaman Cinasi? Bu yaz. Bu yaz. Çünkü geçen yaz çok çalıştım. Evet. Gerçekten hiç yani o... Evlilik uzun bir süreç çünkü, o hazırlıklar falan. Çok yoğundum ve gerçekten sebebi buydu yani. Peki, ben sevgili dostumuza, Zarafet ustamıza çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kalkmayın sakın. Çok teşekkür ederim. Harika bir şey yaşattınız bize. Ne mutlu. Daha evet, uzun uzun isterdik ama inşallah başka programlarda. Teşekkürler. Cinasi'ye ben çok istiyorum, siz de iseniz arıyorum. Büyük alkış alalım. Büyük oyuncu. Bu güzel kadına, bu güzel oyuncuya da, eski dostuma da büyük bir alkış alalım biz de. Büşra Pekin'e ilk filminde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Bol şans diliyoruz. Tekrar söylüyoruz, komik bir film izleyeceksiniz gittiğiniz zaman. Gala gecelerinde çok fazla insanlar eğlenmezler bilmem ne ama sizin gala gecesinde ortalık yıkılmış zaten. Evet. İçerideki alkışlardan belli. Çok teşekkür ediyoruz. Yapımcınıza, yönetmeninize, evet, teşekkür etmek ekibe. Evet, gerçekten bizim bizden çok çektiler sağ olsunlar. Set ekibi özellikle. Umarım onları çok üzmemişizdir. Bilmeden kırdıysak da özür diliyorum kendi adıma. Ama çok sevdik birbirimizi. Çok güzel bir süreç geçirdik, vakit geçirdik. Yönetmenime çok teşekkür ediyorum, Ali Taner Baltacı'ya. Evet. Set ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum. Yapımcımıza, Kore'ye, Fırat'a çok teşekkür ediyorum. Orhan'a çok teşekkür ediyorum. Çok Özgür uğraştılar. Eken, görüntü yönetmenimiz. Özgür Eken, görüntü evet, yönetmenine çok teşekkür ediyoruz. Teyzemlere buradan, amcamlara, yengemlere özellikle çok bu teşekkür ediyorum. Bu filmin olmasını sağlayan Kukka'ya teşekkür ederiz. Kukka'ya yani çok teşekkür ederim. Kukka'ya, evet. Bir de gerçekten yazarlarımız Murat ve Emrah Kaman'a çok teşekkür ederim. Ya bu yazarlar, mükemmel adamlar yani. Yazarlar işler güçleri kardeş payını evet, yazan ekipten mi? Evet. Evet. Aynen. Belli. Kardeş payı. Müthiş. Yani çok özel insanlar. Komple müthiş bir ekiple çalıştık. Çok özel insanlarla çalıştık. Cezve baskına. İkincisi gelir mi bu işin? İnşallah bizim yani biz çekerken bile hep ama o yöndeydi. Kavuştuk mu? Aa daha evet. Daha belli değil yani kavuştuk. Yani en azından kavuştuk. Hani kavuştuktan sonra neler olabilir acaba? Filmin ortasını söyledim, ağzımdan kaçtı. Gel Murat'cığım gel. Gel abi. Ay ben de kalkıyorum. Ben de kalkıyordum. Gel. Yok, dans ederiz belki. Mikrofonlanma. Gel oradan al git. Evet. Şimdi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,